Edebiyat dersinden 100 aldı, matematikten 40 aldı diyelim. Çocuğunuza özel ders aldıracaksınız. Hangi dersten aldırırsınız özel ders? Ya muhtemelen düşük olan aldırırız. Dersten. Ama öyle tercih ediyorum. Yurt dışında anne der ki, vay bu çocuğun edebiyatı çok güçlü. Ben buna edebiyattan özel ders aldırayım, bu çocuk yazar olsun der. Anlatabildim mi? O zaman bizim düşünce yapımızda ne vardır? Eksikliğin üzerine gitmek vardır. Yurt dışında ne vardır? Güçlülüğün üzerine gitmek vardır. O zaman eksikliğin üzerine giderseniz çocuğa sürekli ne mesajı verirsiniz? Sen eksiksin, sen eksiksin, sen eksiksin. Aynen. O zaman çocukta değersizlik duygusu. Değiştirmeyi beklerken yine başka bir şey bu sefer bahane uydurup yine erteleyeceksin. Ya da çok kısa vadeli işte yılbaşı gelecek, diyete gireceksin. Tahmini üçüncü gün unutacaksın yılbaşında başladığını. Senin için sıradan bir gün olacak ve aynı düzen, aynı terane devam edecek. O yüzden başlayacaksan abi hemen başlayacaksın. Hiçbir bahaneyi, hiçbir özel günü beklemeyeceksin. Bakın cahil insan tehlikeli değildir biliyor musunuz? Cahil olduğunun farkındadır. Eğitimli insan da bilir, tehlikeli olanlar yarı cahillerdir. Okumadan seyretmeye başlayan insanlar bir şey bildiklerini zannederler. En zararlısı odur diyor. İstedikleri gibi kullanırlar o insanları. Ne olur daha fazla okuyacağız. Başka hiçbir yolu yok.